Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar. Dün akşam PlayStation'ın gerçekleştirdiği State of Play etkinliği Gerçekleşti. Biz de oturduk, izledik. Hem bir özetini geçeceğiz hem de nasıl bir etkinlikmiş onu Baturan'la beraber konuşacağız. Sen söyle abi ilk önce. E, ne diyorsun? Yeni bir PlayStation'cı da olarak dün akşamki etkinlik genel olarak nasıldı? Abi ben e, Sony'den çok kazık yemiş hissediyorum. Aldım alalı <laughs> oyunlara zam geliyor zaten. <laughs> e, şey diye düşünüyordum hani bir tane alayım sonra işte satarım proya geçerim falan. Onun da fiyatı çok pahalı. Hani o hayalde biraz böyle suya düştü. Şimdi sunumdan da açıkçası öyle çok memnun kalmadım. Çünkü Pro ile birlikte böyle daha geniş bir oyun line-up ile gelirler diye düşünüyordum. Evet. Ama ya yani şu an yine eli yüzü düzgün sağlam bir duyuru olsa da sunum çoğu PlayStation'cıyı tatmin etmedi diye evet. görüyorum. Ben de aynı şekilde çok tatmin olmadım. Ya direkt PlayStation'cıları ıı, tatmin edecek tek ya yani bir tane yıldızı vardı zaten. Onu da konuşacağız biraz birazdan. Evet. Ghost of ıı, Yotei ile alakalı konuşacağız. Ama onun dışında mesela oyun seven insanlar için hani ben de PC olarak hoşuma giden şeyler oldu. Mesela yani bunlar genelde DLC ve Remaster'lardı. Remaster demişken aklınıza Horizon Remaster'ı gibi değil de daha Legacy <laughs> of Kain gibi gerçekten Remaster'a ihtiyacı olduğunu evet. düşündüğümüz oyunlarla alakalı güzel haberler vardı. Ama yani PlayStation'dan özellikle şu anda bize zaten hani 2025 Mart'ına kadar bizden first party oyun beklemeyin demişlerdi. Ben en azından hani hem PlayStation 5 Pro çıkışı dönemi için hem de bu Mart 2025 ve sonrası dönem için böyle ağzımıza bir parmak bal Alçalarlaş diye düşünüyordum. Yani tek bir tane o kategoride sayabileceğim şey oldu. O da Ghost of ee, Genel itibariyle ben de hani PlayStation sahibi olanlarda bir hayal kırıklığı gördüm. Ama diğer işte bu DLC'ler, remaster'lar vesaireler. Hani işte Alan Wake 2'nin DLC'si falan bunlar PC'ye de geleceği için. Hani ben bir yandan da aa güzel... Ee, en azından önümüzdeki dönemde gelecek olan hani e, böyle kaliteli bir takım şeyler görmüş olmakta memnunum. memnunum. ama bir kez daha altını çizeyim. Ya yani PlayStation sahibi olan senin gibi yakın zamanda yatırım yapmış olan varsa hatta ya da belki PlayStation 5 Pro satın almayı düşünen varsa onlara çok da bir e, sebep veremedi bu etkinlik. O açıdan biraz zayıfta. Ya bu konsol nesli tamamen PC'cileri mutlu etti. Yani Abi. ben de yıllardır hani PC oyuncusuyum. <laughs> <laughs> hem oyunlar PC'ye geliyor. Hani hem e, Game Pass'te Day One gelen oyunlar var. Yıllardır beklediğimiz işte Sony exclusive oyunları geliyor, özel oyunlar geliyor. O yüzden yani ekstra bir e, PC'ye sanki böyle şey var, hizmet var yani. Evet. Ya o ben de çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum bu nesile beraber. Hem Xbox tarafının PC tarafında dahil etmesi, hem PlayStation'a oyunların da gecikmeli de olsa PC'ye geliyor olması bu hani PlayStation sahipleri için bile iyi bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Çünkü PlayStation artık almak zorunluluk değil. Eğer ki oyun oynamayı orada tercih ediyorsanız satın almayı tercih edebileceğiniz bir şey. Pek çok PlayStation sahibi insan da aslında PlayStation'ın boyundurundan da kurtarmış olan bir şey. Biraz gecikmeli de olsa ya ben PC almak istiyorum, PC'de oyun oynamak istiyorum ama PlayStation'ım olmayınca bunları oynayamıyorum problemini kaldıran bir şey olduğu için ben zaten çok uzun süredir eee PC'ye gelmesini bizzat PCci olarak olumlu bulan bir insandım. Bu nesil dediğin gibi o açıdan bir şey oldu. Sen söyle adını. Bir gelişme oldu, bir olumlu yan oldu oyun dünyası açısından benim adıma. Ghost of Yota ile hem alakalı hemen konuşalım madem. Oradan bir bağlanabilecek durumu da var. Çünkü Ghost of Tsushima'yı da yakın zamanda oynadık biz PC'ciler. Ee, siz her ne kadar <laughs> bitirmiş olsanız da çoktan. E, fark etmiyor. Geç olsun güç ol, e, güç olmasın mantığında olduğum için Ghost of Yota'yı duymak beni memnun etti. Çünkü bayağı kaliteli oyun arkadaşlar Ghost of Tsushima. Hani e, böyle Japonya'da, Feodal Japonya'da geçen güzel böyle kılıç dövüşlü değişik de bir mantığı, döv yani kılıç dövüş mantığı olan bir oyun arıyorsanız Ghost of Tsushima iyiydi. E, Ghost of Yota'yı da e, bildiğimiz, sevdiğimiz hoşumuza giden bir şeyin e, yeni oyunu diyelim. Devam oyunu değil artık bu. Hani ee, nihayetinde gördüğümüz kadarıyla. Aynı formülü kullanan, aynı evet. markayı kullanan, aynı formülü kullanan yeni bir oyun aslında. Ama başka bir hikaye anlatan. Yani bir devam hikayesi gibi değil. Evet. İşte yeni bir e, karakter, yeni bir bölge. Nihayetinde Ghost of Tsushima'yı seven ya da ilgisini çeken insanların ilgisini çekebilecek bir oyun gördük ve yıldız da buydu. Daha büyük bir şey yoktu. Onunla ilgili de PlayStation blog yazısından bir iki not aldım. Onları da söyleyeyim. E, yeni bir ana karakterimiz var. Kadın bir karakter. İsmi Atsu. 300 yıl sonra yaşıyor bizim ilk oyundaki Sakai'den. E, evet. Ve hani oyunda 300 yıl sonrasını konu alıyor. Yotei adlı bir dağın çevresinde, orası coğrafi bir bölge şeyde Japonya'da. O bölgede geçen e, ama yine aynı şekilde e, samuray kültürünün, işte ninja kültürünün falan baskın geldiği bir oynanışı olacak oyunun. Bir yandan da şu açıdan da sevindim. Biraz hoşuma gitti ana karakteri. Yakın zamanda Blue Eye Samurai'yi izledim. Tabii ki aynı şey değil. Blue Eye Samurai'de <laughs> dışarıdan gelen bir şey falan var, falan var ama hani e, zaten Ghost of Tsushima'yı oynarken de Blue Samurai'in gazıyla da e, izlemiştim. Yani oynamıştım daha doğrusu. Blue, e, Blue Samurai izledikten sonra oynamıştım. E, dolayısıyla o hadi bakalım e, bir kere daha aynı hisler vesaire diye gidiyorum. Zaten Assassin's Creed Shadows'da çıkacak. Senelerdir beklediğimiz Japonya'da geçen bir Assassin's Creed olduğu için bu sene gerçekten böyle hani feodal Japonya'ya yönelik ya. Yani şimdi tabii. İnanılmaz böyle bilgili hastası takip eden bir insan değilim ama o atmosferi seven ve o tarzda oyunlar oynamayı da seven bir insan olduğum için bayağı şey yaptı. Sekiro da o şekilde yakalamıştı. Hatta Shadow Tactics bile zamanında öyle yakalamıştı. Ya ben şeyi de çok merak ediyorum. Şimdi burada şöyle bir geçiş var. Aslında Sony yeni bir entertainment markası yaratmak istiyormuş bu Ghost of kalıbıyla. Hani e, sanki PlayStation'ın Assassin's Creed'i olacakmış gibi görünüyor şu an. Hani... Ve acaba ileride hani atıyorum saldırıyorum şu an Ghost of Berlin'i de görür müyüz? Hani hep uzak doğu'da mı kalacak? Çünkü belli ki bu artık bir seriye dönüşüp farklı farklı bölgelerde veya dönemlerde geçen bir e, oyun formülüne dönüşecek PlayStation için. Yani Bilmiyorum. niyetleri buymuş aslında. Şimdi kabaca aslında remaster'larla alakalı konuşmak gerekiyor. Hani ya şimdi Legacy of Kain'in remaster'ı geliyor. Bana kalırsa olumlu olan bu. Bir yandan da Horizon e, Zero Dawn'ın remaster'ı geliyor. Yani geçen sene çıkan oyuna hani e, remaster yapıyorlar gibi. Tabii geçen sene değil Üzerinden biraz zaman geçti ama yani ...arkadaş yani ayıptır diyebileceğimiz nokta. Zamanında Last of Us remasterları için yaptığımız eleştirileri... ...bir kez daha canlandıran da bir e, remaster oldu. Genel itibariyle bu oyunların her birinin remaster ile alakalı konuşmaktan ziyade... ...genel bir remaster mantığında bir konuşalım. Ya Last of Us farklı bir remake bile çok daha makuldü yani buna göre bence. Onun part Çünkü... bir remake mantıklıydı da... ...adamlar PlayStation 3'ten PlayStation 4'e geçtiklerinde... ...bir daha remaster vesaire falan key'ini girip tekrar tabii, tabii falan tabii, yani. Tabii. O, yani. Yoksa remake ile alakalı de çok sıkıntı yok. Remake en azından bir hani 2013 senesinde çıkmış bir oyunu elden geçiriyordu. O makuldü. Hani aynı şeyi düşünenler varsa açıklamak adına kendime söylüyorum. O, o tarafa çok girmedim. Ama ya yani PlayStation 3'ten 4'e geçiş kısmında o remasterlara paralar falan filan o dönemki tartışmaları hatırlayanlar olacaktır. Bu adamlar Aynı oyunu te tekrar tekrar mı satacaklar diye düşünmüştük. Ve birazcık da öyle yapmıştı PlayStation. Gene aynı mantıkla hani mı gidiyor diye düşünüyorum. Remaster'ın remake'ini yapacak bir duruma geldiler artık. E, yani evet, o kadar biraz. fazla remaster'ı görüyorum ya. Bir oyunu bir de hangi versiyonunu alacağımı da bilemiyorum bazen. Evet. Çok böyle araştırmadıysan falan. store'da kafamın karıştığı da oluyor yani. Ya şey falan da oluyor. Mesela PC'de de artık bu remaster olacak. Ve hani 10 dolara upgrade edebileceksin oyuna sahipsen falan gibi bir şey demişler de. Yani... ...bilemiyorum hani ihtiyacımız olan... ...bu muydu ee, yani değildi... ...tabii ki bana kalırsa bu arada zaten taş gibi gözüken... ...oyun hani hali hazırda... Ee, ...neyi acaba hani... Yani ...niye kaynaklarını bu tarafa harcıyorlar... ...ve gerçekten de ticari olarak da başarılı olacağını... ...düşünüyorlar mı ve oluyor mu ben bunu görmek... ...istiyorum açıkçası çıktığı zaman... ...çünkü gerçekten sanki 2024 senesinde... ...ya biraz akıllandığımızı oyuncu toplulukları olarak... ...düşünmek istediğim için bana biraz böyle geliyor olabilir ve... ...hani e, topluluklardan bahsettiğiniz zaman... ...sadece oyuncu topluluğu değil insan topluluklarından... ...bahsettiğiniz zaman hakikaten bazen makul davranmayabildiğimiz için beni şaşırtıp hakikaten 10 milyon satmış oyunun üzerine bir 5 milyon da atıyor. Yani o mümkün değil 5 milyon falan yakalamalar. Yani 1 milyon bile aslında remaster satış veya upgrade'lerle beraber hatta satışı yakalaylarsa ben şaşırırım gibi hissediyorum. Bilemiyorum hani bana şey geliyor çok ciddi indirimlerde falan satılırsa satılırmış gibi geliyor şu aşamadan sonra. Yani çünkü ya bilmiyorum ya hani hayvan terli yemez gibi geliyor artık 2024 senesinde o yüzden birazcık da <laughs> şey geliyor garip geliyor. Ama öte yandan neyse Remaster'ın tatsız olan kısmını konuşmuşken Legacy of Kain'in Remaster'ı ben görmeye yani çok mutlu oldum. Çünkü çocukluğumda oynadığım oyun ne hatırlıyorsun diye sorarsan hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar <laughs> o, o, kadar eski bir oyun nihayetinde bu. Ee, ve hani bir Remaster göreceksek hatta yani remake görmeyi bile tercih ederdik aslına bakarsan. Ama e remake daha iyi olabilirdi. Çünkü orijinaline çok da sağlık bir remaster gördüğüm evet. kadarıyla ve hani yine de mode olacak oynarken aslında. Abi şöyle bir şey var. Olmak zorunda değil. Çünkü Diablo 2 Diablo 2 Resurrected inanılmaz iyi bir remasterdı. Neredeyse remake'e yakın bir remasterdı teknik açıdan söylüyorum Hı -hı. bunu. E, o gameplay açısından remake kadar ileri değildi ama e, teknik açısından, görselliği de işte hani oyun bazı aslında sistemlerin çalışması falan açısından inanılmaz iyi bir remasterdı. Dolayısıyla bir, bir remaster kaliteli yapıldığı zaman o demo'delii hani şöyle hissettiriyor. E demode hissetmiyorsun da oyunun özünde o yıllardaki oyunların e, nasıl bir şeyi olduğunu, nasıl bir ruhu ya da nasıl bir oynanışı, nasıl bir tecrübesi olduğunu hissettiriyor ve hani modern zamanlarda oyun oynamaya alışmış olan daha genç yaştaki e, oyuncular da buna iyi tepki verebiliyordu. Tabii tabii olumlu ama bence dediğin o yeni nesil oyuncuyu yakalama hani Legacy of Kain gibi daha niş kitleye hitap eden oyunlarda biraz daha zor oluyor. Mesela Diablo çok çok büyük bir marka. O yüzden hani hala aktif olarak da devam eden işte Diablo 4 de atıyorum yani yakın zamanda çıktı. İyi de sattı ee, evet. Genç nesil biraz daha fazla merak edip daha fazla ilgi gösterebiliyor ama hani Legacy of Kain'de daha çok işte senin gibi çocukluğunda oynayan insanların böyle hani bir tekrar girip nostaljik hisler yaşayacağını tahmin ediyorum yani. Biraz öyle. Ya yani bu zaten yani nostalji oynayan yanı var ama Ben o kadar azımsamıyorum bir oyuncunun da birazcık. Ya yani şey, gene niş kalıyor aslında. Mesela ya genel itibariyle ben alternatif tecrübeler arıyorum. Bağımsız oyunlar da oynuyorum diyen bir kitle buna da bakar. Hani o açıdan bakıyorum. Tabii, tabii. Yoksa zaten hani Call of Duty o yani Call of Duty'lerle işte ya da diyeyim online shooter kompetitif oyunlarla daha haşır olan insanlar için gene bir şey ifade etmeyecektir o ayrı. Ama yani şöyle söyleyeyim Horizon Remastered'dan daha fazla insanın ilgisini çekecektir. Ondan çok eminim ben yani. Bence de. Çünkü, çok daha mantıklı. Evet yani hiçbir şey yani. olmasa ulan kardeşim bunu da şişirdiler şişirdiler. Bir varmış da varmış. Bu oynayanlar abartıyorlar. Ne varmış diye bile bakabilir anlatabiliyor muyum? Hani açıkta zaman almasa bile atıyorum şeye gelirse. PlayStation Plus mı deniyordu aylık şey gelen şeylere? Hı hı, yani, PS Plus. Ha <laughs> PS Plus e, kütüphanesinin eklendiğinde falan bakacaktır. İlla ki bakacaktır ve eminim ki çok acayip tecrübede bulacaklardır. Çünkü Legacy of Kain hani... E, kendi şahsına münhasır bir oyundu açıkçası. Evet. Ya şey üzülüyorum gerçekten bu arada. Sony'nin elinde çok çok güzel markalar var. Çok uzun zamandır dokunmadıkları PlayStation 1 döneminden var, PlayStation 2 döneminden var. Yani bu Horizon ve Last of Us cihazı konumuna düşürmemeleri gerekiyor bence PlayStation'a. Yani yani evet, ne markalar biliyorsun. harcanıyor? Atıyorum bir Medieval remake görmeyi ben çok isterim. Atıyorum şey vardı zamanında. PSP'de oynadığım Medieval Resurrected diye bir remaster versiyonu evet. vardı mesela PlayStation 1 oyununun. Hani ondan bile çok keyif aldım daha geçenlerde kutulusunu alıp oynadığım falan. Yani bunların böyle modern remakelerini, remasterlarını görmeyi isterim açıkçası Horizon'ın da... remaster'ını görmek yerine. Yapıyorlar bu arada ya. Hani es geçmeyelim. Şeymedi olsaydı Spyro vardı falan. Hani bunlar da biraz o kategoriden olan oyunlar. Ya eski gerçekten artık remaster'a ihtiyacı olan oyunları da remaster yapıyorlar. Sony'ye orada hakkını vermek lazım da. Yani bana, ama bildiğim ya, kadarıyla Spyro'yu Sony yapmadı. Öyle mi? Crash Bandicoot'la Spyro Activision tarafından yenilendi diye hatırlıyorum ama ne kadar doğru Eyvallah. hatırlıyorum bilmiyorum. Hatta şu an Crash'te şey oldu. Xbox markası oldu artık. Doğru. Yok işte bunlar ama zamanında PlayStation'la özdeşleştiği için bana direkt öyleymiş gibi geldi. Benim hatam olabilir orada. O olabilir. E ee, peki o zaman bununla alakalı da uzun uzun konuştuk. Bir de DLC'lerle alakalı konuşalım. Hani e, zaten dün evet. akşamki etkinlik bu noktaya gelmişken söyleyeyim. Yani remasterlar ve DLC'ler etkinliği gibiydi biraz. Hani daha ağırlıklı bir biçimde. Ya da bir de spin-off falan da var Horizon Lego'da. Belki burada konuşuruz. DLC değil ama yani spin-off olduğu için bilmiyorum ben çok böyle bir hani başlı başına bir oyunmuş kategorisine kafamda sokamıyorum. birazcık zaten kimse de sokamadığı için dün akşamki etkinlikten şey oldu. Biraz böyle bir hayal kırıklığıyla ayrıldı insanlar. Ama Elon de DLC'sinin geliyor olması ve hatta kontrol tema, yani kontrol temalı mı demek doğru olur ya da ne bileyim esintisi var mı demek olur. Tam nasıl ne kadar dahil olacak mevzu onu bilemiyorum ama şey oldu. Böyle bir ben Elon Musk'in maçam yemediği için oynayamayan bir insan olmama rağmen kontrolü oynamış, oy oynadığım kadarını beğenmiştim. Ulan bir denesem mi falan oldum yani. Ya Elon Wake'in scare jump'ları beni de hani çok itti başında sonradan şey yaptım. Böyle cesaretimi toplamam gerekti. İlk oyun o kadar korkunç bir oyun değildi bu arada. İki de aslında çok korkutucu değil ama oyunun başında yapmış dile salmek sağ olsun. Oyunun başında durmadan e, jump scare durumu var. O yüzden çok zorladı beni de. Zaten şeyi söylüyorlardı artık böyle bir hani cross universe durumu var Yani tek evren aslında bütün Aynen. E, şey e, Remedy oyunları. Artık onların nerede temas ettiğini de görmeye başlayacağız bu dünyasıyla anladığım kadarıyla. Bu da çok pozitif bir şey yani bence. Bakalım ilerleyen oyunlarda muhtemelen daha fazla böyle işte atıyorum kontrolle atıyorum belki kuantum breaking birbirine dokunduğunu göreceğiz evet. yani bakalım ya federal Bureau of kontrolü görmek scp her seferinde anıyorum gene de anlayacağım anlamaya devam edeceğim secure contain protect ee hani hikayeleri vardır. İnternette yazılı hikayelerdir bunlar ama böyle külleri diken diken eden e, creepypasta dediğimiz redditlerde falan da paylaşılan hikayelerde Çok acayip güzel yazılmışları da vardır. Oradaki e, olaylardan da esinlenen e, bir yanı vardı işte kontrolün. Oradan da yakalamıştı beni. Şimdi tekrardan e, Federal Bureau of Control falan görmek ve yani hikaye açısından nasıl bir şey yapacaklarını falan görmek güzel oldu. Alan Wake 2 sevenler için kesinlikle daha fazla Alan Wake 2. E, oynama fırsatı bulamamış olanlar için de belki girmek için bir sebep de olabilir. Böyle komplet paket falan yaparlar bunlar. Alınır hepsi oynanır günün sonunda. Astrobot yakın zamanda çıkan ve hani çok da beğenilen yani 3D, 3 boyutlu platform oyunuydu. Zaten hani maskot olsun diye yapılmış gibi gözüken de bir oyundu. Çok tatlı karakterler. Sony'nin bütün işlerine göndermelerle falan da bezeli bir oyundu. çok yakında çıkmış olmasına rağmen. Gerçi Hani rağmen demek de saçma yani beklenir zaten bu. Hani sanki sezon pes yapamadıkları oyuna 3 ayda bir DLC yaslıyorlar falan gibi bir dünyasında olabiliyor bu tarz oyunların. Bir DLC'si de duyuruldu. Hani ben çok açıkçası hakim dedim. sen gibi ona. Ücretli satılan bir şey değil. Yo yo bu. zaten hani ücretli demek istememiştim. Dediğimden öyle anlaşıldıysa kusura bakmayın. Bu bir DLC. Hani e, günün sonu yani sezon pesle karşılaştırdığım için evet ücretli olduğunu düşünmüş olabilirsin haklısın. E, ücretsiz bir DLC hani güzel içerik de getiriyorlar yani ne kadar dolu olacağını çıktığı zaman göreceğiz ama yani sonuçta daha fazla Astrobot iyi yorum almıştı. Ben çok oynamadığım için yani hiç oynamadığım için hatta yani sana atıyorum topu daha fazlasını görmek ister misin yani? Şöyle ben baya e, bayağı 3D platformer türünün hastasıyım çok da severim Mario'ları da çok severim Astrobot Mario Odyssey'den sonra oynadığım en iyi platform oyunuydu. Son işte bir 10 yıla falan baktığımda öyle söyleyeyim. Çok fazla ilham aldığı yönü var. Yani e, Odyssey'den çok fazla evet. şeyi biraz aparmış ama kendi tarzıyla yaptığı için de şık da durmuş. Yani evet. öyle bir yanı var. E, PlayStation'ın geçmişine de çok güzel pas atmış. Hatta az önce sana dediğim işte geçmişte çok güzel markalar var buralara niye gidilmiyor dediğim mesele de hani Astrobot oynarken fark ettiğim bir şey. Tek problemi Astrobot'un bence içeriğine göre bir tık pahalı. Yani Nintendo Aa, o, tamam evet. bu oyunları 60 euroya, <laughs> 60 dolara satıyor ama PlayStation'da bu 50 dolar, 50 euro falan o ayarda bir e, içerikti bence. Hatta yani verdiğim paradan pişman değilim ama oyun bittikten sonra ulan buna da çok para verdim ha diye düşünüyordum. O yüzden bu free DLC'ye ben çok sevindim. 10 tane ekstra bot ekliyorlarmış. İşte onların ayrı puzzle'ları oluyor e, yakalayabilmemiz için falan bedavadan güzel bir içerik. Onun dışında speedrun bölümleri eklemişler. Online oynanıyor galiba hatta. Hani yarışabildiğimiz tarzı evet. speedrun bölümleri. E bunlar da güzel. Ben seviyorum o tarz böyle işte platform oyunlarında hani becerimi test eden bölümleri. Zaten en çok eğlendiğim bölümler de bir tane böyle alevli lavlı bölüm var. Çok görmüşsündür belki şeyde sosyal medyada. Bir de Master, Master Level diye bir bölüm vardı. O da çok zorlayıcıydı. En çok böyle kendimi sıkı sıkı oynadığım, beğendiğim bölümler onlardı. Belli ki o tarz içerikler getiriyorlar. O yüzden ekstra sevindim. Yani e, o fiyat etiketinin hakkını böyle free DLC'lerle vereceklerse ben çok mutluyum yani Astrobot'a verdiğim paradan. Peki hala bir de Horizon Lego versiyonu var. Bunu ilk duyurduklarında da bir şaşırmıştık yani. Hani, Aa, peki tamam hani buradan da demek ki biraz daha şey ee, ekmek yiyecekler falan diye düşünmüştük. Ya Lego serisi her şeyi Lego yaptılar zaten. Çok yaşamak da yaşamaya da gerek yok aslında bakarsan ama hani ben hiçbir zaman böyle Lego versiyonuna e, yükselmedim oyunların. İlginç o. Mesela şey ilginç gelmişti. Star Wars Lego ilginç gelmişti. Çünkü evet. bütün seriden hani bir şeyler vardı yani. Hani birden dokuza kadar falan. 6 filmi koymuşlardı böyle 6 Lego olarak. mı 9 olarak mu? Yani. Şeyler de vardı diye hatırlıyorum. Reyler meyler de vardı. Skywalker saga dediği için ben 6 diye hatırlıyorum da oh, olabilir beyler de olursa o da Skywalker. Rey de Skywalker tabii. O çakma da neyse. Sen de Skywalker'sın Baturan Skywalker bu saatten sonra. Rey Ray kadar Skywalker'sın kardeşim. Ee, Yo işin şakası gibi bir anda konuyu da dağıttık da e, yani çok ilgimi çeken bir şey değildi ama sonuçta daha fazla Horizon daha fazla Lego oyunu. Yani Horizon'dan yakalarsa yakalar insanları ya da Lego'dan yakalarsa yakalar ya, İlla ki yakalar. Bu arada Remaster'dan daha çok heyecanlandım ben. Bu arada ben evet. Yolda ya yani bir de çünkü yani Lego en oyunları... yeni bir oyun. Yani. Evet Evet. Bir de hani bakma şimdi ben çok oyuncusu olmadığım için üzerine durmuyorum ama ki, Lego oyunlarının... Hani biz Lego Batman'lerde de çok gördük mesela bunu. Kendine has mizahı falan da var. Öyle hani kendiyle dalga geçen bir yanla da ele alabiliyorlar kendi serilerini vesairelerini. E, o açıdan hani çok eğlenceli bir oyun olma ihtimali de yüksek açıkçası Semen'in. Ya acayip tatlı bir mizahı var bu arada ya. Özellikle Lego şeydi Star Wars'taki o evet. I'm Your Father sahnesi var ya böyle. Hani evet. konuşamadığı için bir tane şey çıkarıp fotoğraf çıkarıp gösteriyor falan böyle. <laughs> yani Lego oyunları öyle tatlı bir yanı var. Indiana Jones'ları falan da oynayıp çok beğenmiştim zamanında. Lego Lord of the Rings'ler falan da bayağı güzel. Yani bilmiyorum. Lego'nun böyle kendine has bir havası var ama Horizon'da o lore yok. Hani öyle söyleyeyim. Yani <laughs> o kadar hmm, malzeme evet. yok. Ama bunun da oynanışı bana daha renkli geldi gördüğüm şeylerde. Hani ya, e, evet. gösterdikleri görüntülerde. Daha aksiyonlu bir Lego oyunu olacak gibi görünüyor. <laughs> Bakalım. Yani Astrobot'ta mesela bir Horizon bölümü vardı. Çok eğlenmiştim. Hani çünkü mini bir e, Horizon bölümü gibiydi. Bunda da böyle nasıl diyeyim yani o ana oyunun materyallerini alıp da Lego'ya böyle güzel bir şekilde uyarlamışlarsa oynarım yani Aynen. neden oynamayayım. Bu arada şey Horizon için hani çok lore yok dedin ama aslında lore var da hani seride çok oynuyor henüz iki tane oyun var ama şey evet, çok evet. ilginç bir evreni var yani orada böyle hiç bilmediğimiz bir Horizon hikayesi de anlatırken kendince böyle güzel bir şey de yapabilir yani serinin Horizon serisinin kendisine de katkısı olacak bir oyunda olabilir ama yani. Ben gene oynar mıyım? Yani boş zamanım olursa elime geçerse falan filan anca oynarım yani. Ben bir deneyeceğim ya denerim yani. E sen daha önceki de oynamışsın zaten. PlayStation'cı oldum ama ne verseler oynuyorum falan. <laughs> Tam çok güzel söyledin bu arada. E tam doğruya gelmek istiyordum yavaşta kapatırken. Arkadaşlar elinde PlayStation 5'i olanlar için aslında kötü oyunlar değil bunlar. Hani oynayacak gayet hani kaliteli, güzel, bildiğimiz, sevdiğimiz vesaire oyunlar. Horizon Remastered Arc. <laughs> onu bilenmişim değil mi böyle? Nefret <laughs> ediyoruz değil mi? Evet. O ya Horizon Adam çok güzel oyun da. Remaster mantı bilmiyorum ben bir türlü kabul edemedim yani. Yani Sony'nin de çok umrunda gerçi. O ayrı da. Benim için dert değil. Bloodborne'culara yazık. Adamlar senelerdir bekliyor yani. Evet, ya. evet, onu ben de bekliyorum. Ya. Yani, yani yazık <laughs> günah adamlara. PC duyurusuyla beraber bekliyorum bir de yani. Ama ya yani neyse. <laughs> Velhasıl gelip şunu diyecektim. Hani bunlar kötü oyunlar değil. PlayStation olan insanlar için gerçekten beklenecek, oynanacak oyunlar. Ghost of Yote'yi zaten hani herkes için. Ee, ben PC'cilerin bile hadi inşallah çıksın da PC'ye de gelsin diye bekleyeceği bir oyun. O üzerinde durmadık ama Monster Hunter Wild da, Wild da yine Aa, hani tabii. E, vardı. Onu yazmıştım, unutmuşum. yok e, şey hani ya, Türkiye'de çok karşılığı olmadığı için üzerine genelde çok da konuşmuyoruz. Gerçi ama Lego'yu Lego, yu, LEGO yu bile konuşmuşken bunu da almış olalım böylece. Hani bayağı da e, iyi satış rakamlarıyla beraber de e, yürüyeceğini düşündüğümüz bir seri haline geldi daha böyle ana akıma yaklaştı e, Monster Hunter serisi e, Monster Hunter World'den beri e, onunla alakalı bir şeyler var dolayısıyla PlayStation olanlar için aslında güzel oyunlar bunlar o ama hani e, ya PlayStation sahipleri de ya da PlayStation sahibi olmamasına rağmen Sony'nin yaptıklarını takip eden insanlar için de hala daha birincil hedef First Party First Party tarafında yaptıkları devasa e, oyunlar Sony'yi bu kadar e, şey yapan işte Uncharted'lar, God of War'lar, Last of Us'lar hani sinematik deneyimi de olan AAA kalitesindeki oyunlar. O kalibrede hani Ghost of Yota'yı en çok yakın olandı oraya. Ama o da işte hani sonuçta Ghost of Tsushima'dan biliyoruz. O e, klasmanın bir tık altında kalıyor gibi. Daha böyle evet. Days Gone'lar, Horizon Zero Dawn'larla beraber anılan bir oyun oldu. Hem e, prodüksiyon açısından hem tecrübesi açısından. Kötü oyun olduğu için mi söylüyorum bunu? Hayır kesinlikle çok iyi oyun. Ama o hani artık e, şeyde ya, olmadığından. O klasmanın en iyisi hani Dost evet. Dostuş'uma dos, öyleydi yani. Hep en çok hani hem inceleme ortalamaları olarak hem satış olarak böyle hani bir baktığında. Hem çok satıp hem de e, hem ayran kitlesi tarafından çokça beğenilen. Hem işte incelemelerden geçer notlar alan falan. En şey oyunda o klasmandaki en böyle zirve oyundu yani. Zirve oyundu. Ama işte Well kelam böyle bir state of play oldu. Ben işte hani 2025'in artık bahar yaz dönemlerinde belli ki daha böyle hareketli ve Sony tarafında ha işte şimdi oldu dediğimiz oyunların geleceğini düşünüyorum. Eğer geliştiriyorlarsa ki geliştiriyorlardı. Çünkü şu aylar hani en büyük stüdyolarının ne yaptığı belli değil yani. Tam yeri gelmişken de söyleyeyim şey konuşuluyordu. dedi yeni bir Batman Arkham oyunu yapıyor diye konuşuluyor. Bunun da remake olacağı ve işte Arkham Asylum remake olabileceği falan da böyle konuşuluyordu. Galiba PlayStation bunu getirin PlayStation 5'e çıkarın gibi bir press durumundaymış şu an Rocksteady diye. Yani. Ve bu durumda da şey olacak yani. Hem Marvel'ın hem DC'nin en büyük markaları PlayStation'da oyun üretiyor olacak yani. 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 Bu, bu tarz bir çaba var. Wolverine yani Söylemek istemiyorum oynadı herkes hani bir şey prototip sürümünü böyle bir evet. combat şeyi vardı sıldı bildiğin oyun PC'de de oynanabilir durumdaydı hatta ama hala ses seda yok hani yeni bir fragman ya yalandan bir fragman yayınlasalar şu an insanlar heyecanlanacak çünkü heyecanlanmak istiyorlar ama acayip ketumlar ya. E yok ağzımıza bir parmak bal çalaylar dememin sebebi oydu en başta hani bir teaser bir logo. Hani bir işte Wolverine'in şeyler, tırnaklar, tırnak değil o gerçi, ne, pençeler gözüksün bilmem ne falan. Bir şeyler yaparlar belki oradan, belki başka oyundan diyordum yapmadılar. Yapmasınlar, çok da önemli değil. Neyse, çok bile uzattık aslında bakarsan muhabbeti ee, benim daha fazla söyleyeceğim bir şey yok senin var mı e, Pal Palworld Playstation 5'e geliyormuş onu <laughs> yani, söylemiş olayım geldi zaten hatta Hı, geliyormuş değil direkt çıktı şu an geldi pardon evet. pardon geldi direkt duyurulup çıktı Nintendo kapatmadan herhalde evet. adamlar bir de burada satalım dedi <laughs> bakalım ne olacak yani ya, 1.0 versiyonunun çıkması lazım ben erken şimdi oynadım çok da oynadım sardı da ama yani sınırlı içerik vardı ve tam sürümünün gelmesi gerekiyor yani onun da pekala öyleyse sevgili arkadaşlar çok teşekkürler bize bir videoda daha katıldığınız için bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.